Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Malum bugün 1 Nisan. 1 Nisan'da ne yapılır? Şakalar yapılır. Babaannemin yanına gideceğim. Babaannem 81 yaşında, 86 yaşında ve 65 yaş üstünü sokağa çıkma yasağı var. Hem yanına gideceğim, -7 var mı diye soracağım. Zaten bizde kalıyor genel olarak. Kendi evinde kaldığı zaman onu ziyaret ediyorum, gidiyorum. Bugün de ona evden çıkmıyor. Yani evinin önünde çeşme var. Çeşmeden su içmek için bile bizi arıyor. Hani çıkabilir miyim falan diye. Evden çıkmamaya dikkat ediyor. Ben ona evden çıkmışsın, İşte ceza gelmiş diye bir şaka yapmak istiyorum. Şimdi onun yanına gideceğiz evine. Bakalım, çok merak ediyorum. Burada kafama göre bir şey yazdım işte. Yok şuradan buradan şöyle böyle oldu diye böyle 5-10 tane de isim yazdım. Hani inandırıcı olsun diye böyle imzalar falan attım. Bakalım inanacak mı bize? Bence inanacak. Nasıl bir tepki görecek? Nasıl bir şey bekliyor? Hiç bilmiyorum. Ama güzel bir video olacağına eminim. Hadi başlayalım. Bizim evden geldikten sonra hiç dışarı çıkmadın mı? Bizden geldikten sonra hiç dışarı çıkmadın mı? Bizdeydin ya 2-3 gün önce. Ondan sonra hiç eve dışarı çıkmadın mı? Çıkmadım işte, başkası geldi kondurdum, bitme falan da demedi. Ben dün seni aradığımda ne arıyordu? Ekmek pişir dediler. Ekmek pişir, ben dün sana ne dedi? Ne dedim ben dün sana? Jandarma geziyor demedim mi? He. İki gündür jandarma geziyor, ben kağıt bırakmış şeye. Muhtarlığa, bak. İmzalı falan. Oğlum ya, işte dün neydi, bu kadın karısı da şurada bahçedeydi. Ekmek pişirdi. Tamam işte, zaten bak ne yazmışlar. Okuyayım ne yazdıklarını. Bana ne canım? Senin ismin var ama, Hürriye Selçuk kim? Beni. Şevke değil, kimlikte kadın Hürriye. Bak ne yazmışlar. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bilim Kurulu'nun koronavirüs sebebiyle alınan Ermenek Kaymakamlık yazmış bunu. Okuma yazma var mı? Bilmem. Tedbirlerinden biri de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve kronik hastalarımız sokağa çıkma yasağı düzenleyen, bu bildiriye uymayan insanlara 2300 TL para cezası. Para cezası veyahut 6 aya kadar hapis. Hapı. Cezası verilecek. Ama ben ne orayım? Burada derim size hepiniz. Tamam da bir dur okuyayım şimdi bak. Valiliğimize Ermenek Jandarması tarafından bildirilen, aşağı Çağlar köyünde yaşayan aşağıdaki isimlerin alınan karar ve tedbirlerine uymadığı için cezaya çarptırılmıştır diyor. İsim Şerife Bağcık. Kim bu? Ne? Şerife Bağcık. Karavuz Şerife. Soner'in abi, bu anası. Hı. O Ahmet Gözbaşı kim? Şu herhalde. Senin komşu Ahmet Gözbaş, Koç Ahmet. Koç Ahmet. Ha. Ondan sonra Acun Ulcal diyor. Bu kim bilmiyorum. Bizim mahallede herhalde. Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Demet Akalı, Hürriye Selçuk. Bu sen oluyorsun işte. Ben işte benim. Kıvanç Tatlıtuğ. Bu da herhalde bizim mahalleden birisi. Kim bilmem. Çağatay Ulusoy, Aleyna Tilki diyor. Aleyna Tilki de herhalde. Ben ne diyorum sana, burada bak ne yazmışlar. Yukarıdaki belirtilen isimleri 15 Nisan'a kadar 2300 TL para cezasını Ermenek Mal Müdürlüğü'ne yatırmaları. Bilirin de. Senin ceza gelmiş oyunu sana. Ceza gelmiş oyunu. Öyle ben nerede çıktım da. Vallahi kafasın gözün takları. Gözüm kararsın hapıza bak, öyle. Bak imzalar var. Aha tarih. Tuz ulan. Ben dışarı çıkmıyorum. Daraldım. Ama bak ne yazıyor. Muhtarın yanına varacağım. Muhtara getirmişler zaten bunu. Bak ne diyor? Evlerinde ben dışarı çıkmadım ceza neymi? Ne bileyim, jandarma tarafından bildirim. Ben muhtara dedim. Onu ceza, onu it neliklerinden etmiş. Ulan bu ne, bu ne? Bu ne ya, it neliklerinden etmiş eden bunu. Ya ne, Ahmet Gözbaşı'nı da yazmış. Yazmış. Şerife Bağcı da yazmış. Gördüm. O da çıkardı Burak Makbu Şirka'ya. Tamam işte, sen de, evet. Senin de ismin var. Demet Akalın falan diyorum. Demet Akalın, bu kim ise gayri? Ben bilmem onu. Bak ne diyor, 15 Nisan'a kadar diyor. Bu ayın biri. Biri ise ben bir durumum. 15 günüm var. Nere? 15 gün içinde diyor, 2300 TL para cezasını Ermenek Mal Müdürlüğü'ne yatırmaları. Hı. Aksi takdirde para cezalarının hapis cezasına çevrilecektir diyor. Ulan ben dışarı çıkmadım, gelsin o benim yanıma, kim bir söyle. Ermenek jandarmalı, ne diyor? Yok, Ermenek jandarması yazmışlar. Bak onu bildirivermişler. Gözüm de korudum ben bana. Vardım şimdi kocum, gelirim buraya. Tamam ben dedim zaten lan dedim. Babaannem. Ben muhtara dedim ki babaannem dedim. Su içmek için bile bizden izin alıyor dedim. Arıyor böyle su içeceğim, bir şey var mı? Çıkar mı çıkmayayım. Ondan sonra bilmem dedi, zaten her yerden izliyorlar. Şimdi muhtar yazmamış bunu. Buna muhtara gelmiş bu Ermenek'te. Muhtara geldiyse başka birisi etti önünü. Ulan ben işte, kapıyı dışarı çıkmam ben. İyi de ne yapalım valla, ben dedim. Şimdi her yerden izliyorlarmış gayri. Böğünde gezdi, gördün mü sen? Düdüğünü falan öttürerek geziyordu. Görmedim ben yavrum. Böğünde geziyordu işte, geldiğinde bırakmış. Dur bakayım yarın kimi bırakacak? Yok. Şuna. Şimdi, 12, 10 kişi yazdım. Gelsin bir öyle desin, gözüm kör olsun, kafasın takları. Nasıl? Bu nedeni sene
Ben de kapıyı dışarı çıkmayayım. Ulan bak kaymakamın imzası var burada. Burada muhtarın imzası var, jandarmanın. Ben dışarı çıkmayıyorum deri sana. Kimse yok zaten burada. E kimse yok. Nereden gördüler ya bunları? Zaten gerçi şimdi her yerden izliyorlar da. Yok. Uzaydan başka, falan izliyorlar. Bak onu başka birisi etti. Pencereden kafanı mı uzattın, ne gördün? Dışarı. E uzatmaya mı kafamı? Seni kıdalar. Ne hacı avrat gelmeden gali. Lan o kaç yaşında o? O hani gencecik. Onu demem. Ben kapıyı dışarı çıkmam. Sen onu 86 diyor. Yaşındasın. 65 diyor. 75, 85. 20 yaş daha büyüksün. Bilirim de ben yavrum evimden dışarı nereye çıktım deri. E bana ne dedin bunu? Geç jandarmaya de. E de gelsin jandarma benim. Sen parayı nasıl ödün? 2300 lirayı. Oğlum bir tek bile yatırtma. Baba yatırtın. Bak ne diyor? Para cezasını ödemezse aktık takdirde diyor hapis cezasına çevirecek diyor. Götürsünler hapise attınlar beni. 6 ay yatacaksın. 6 ay oldu. 6 ay ne öğreneceksin? Hapiste kim bakacak sana? Jandarmaya görürsen de hastayım deme dedi. Zaten demeyeceksin. Hastayım desin götürürler. Götürürler dedi. Ben şöyle burada otururum ben daraldım işte. Babanı çağırıyorum daraldığımda beni götürelim değil. Lan ben de dedim muhtara orada jandarma yoktu. Ben jandarma geldim. Şimdi muhtar nerede? Dükkanında. Ben giderim onun yanına şimdi. Engin alır giderim. Jandarma oradayken denk gelseydi ben jandarmaya da derdim. Bu kadın telefonu arıyor bizi. Ondan sonra izin al böyle çıkıyor. Biz... Yok çıkmam ben çıkmam. Daha çıkmıyorsun sonra... zaten de nerede görmüşler ya bunu? Ben... Yok. Acaba senin şu balkonun üstü müstü açık ya dışarı değil mi sayılıyor Kora? Şu balkon senin dışarı değil mi sayılıyor ki? Gayrı bilmem ben. İşte onu hayata çıkarıyorum. Kim şikayet etti seni? Hayata çıkarıyorum. Tamam kim şikayet etti seni? Ben bilmem. Yavrum ben hayata çıkarım çıkmayayım mı? Ben şimdi daraldım babana çağıracaktım. Beni götür bir yere değil. Ulan işte biz geliyoruz şimdi. Parayı ödemezsen hapiste kim gelecek yanına? Ben de paraya kurban ederim. Vallahi billahi 5 kuruşa verme. Vermezsen hapise atacaklar. Ben muhtarın yanına öderim şimdi. Nereye gider? Ne giderim? Ben kapıyı dışarı çıkmadım. Bu ne ya? Dışarı bakma. Dışarı ne uğrayın bakmaya indi. Lan dışarı baksana ceza yazmışlar. Yazdılar sallandı şey edeceğim. Sandığın içine vereceğim. Bak ben otur muhtarın yanına. Ne öğreceğim muhtara ne diyeceksin? Muhtara ben diyeceğimi derim. Ben evden dışarı çıkmıyorum derim. Ulan muhtarı değil bunu yazan. Kim yapar kim köpeği seni? Ona da derim. Neyse 2300 lira diyor. 1000 lirasını ben vereyim. Vermem. Metalik verirsem kör olayım. Vermem. 1000 lirasını da vermem. 500'ünü de vermem. Babana çağırıyorum. Ne? Kim ara? Babanı. Ne öğreteceğim babamı? Babana ne öğreteceğim olur mu? Ara bakayım. Bunlar kim ya? Şunlara. Aleyna Tilki falan kim? Ben bilmem bunu. Ben bilmem işte şey şu. Ben hayatıma çıkmayayım mı? Ben kapıyı dışarı çıkma. Çıkma. Nereye gidin? Nereye çıkmayayım? Bir ceza daha yersin. Lan işte ödeyi vereceğim ben. Ödeme ben istemem. Vallahi billahi hatın gözüm takları. Kim sen o? Çünkü ben kapıyı dışarı. Ben şu Zeynep bile çıkarsam kör olayım. Çıkmadı. Dün vardım seni de aldım geldim buraya. Şurada, o da geldi Şevka'ya. Şuralarda gezerim ben hiç. Burayı dışarı mı sayıyorlar ki? Ben burada gezerim yavrum çıkma. Jandarma yazmış muhtara. Ne öğrendin? Jandarmaya dediler öyle. Demet Akalın, Kıvanç Tatlısu, Çağatay. Tabii. Bunlar ki? Ben bilmem işte biri şu şey. Biri senin komşu. Ödersin bir şey olmaz. Ödemem. Ödemem ben. Ödülemem. Benim 5 kuruşum da yok ödememde. Tamam ben yardım edeceğim. Ya almam ben. Almam ben seninkini de almam. Ben o hakimin yanına kadar giderim. Ne diyeceksin hakime çıkmadın mı? Ben çıkmadım ben kapıyı dışarı diyeceğim. Hakimin yanına gideceksin çıkmadın diye. Burada ne işin var şimdi diye dışarıdasın diyece o da sana. Ali ne uğrayın ben içeride. Öyle öyle. Ben de çıkmadım. Keleş oğlum çıkmadım. Kapıyı çıkmadım. Neyse ya. Bir şey neyse olmaz. Ya deme. Bir şey olmaz ya. Neyse deme. Bugün. Ödeyemezsen hapiste atıversin altına. Hapiste yatırın altına. Ve şu telefonu babana çıkaracağım. Lan ara bakayım. Bir daha ara bakayım. Sen diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Da. Babamı aradın. Ne değil? Babam ne öğrecek? Ne derim ben onlar derim. Ha ne derse tamam. Sor bakayım babam ne diyecek. Ya. Ulaşılmıyor mu?
Hemen babama diyeceğim yavrum, götürsün beni baba. Yere oturacağız. Onu demeye ben kalayım. Gederken yanında parayı götür bari da öyle. Benim param yok. O zaman gittiğinde hapis yatıverirsin alta. Ben ne yatırırım falan. Yok hiç suçum olsa ya kurlar da gezerim ben. Kurlar da gezerim yavrum. Daralıyorum buradan tuttum uyudum. Ondan geldim. Ulan işte burasının dışarı değil saymış. Baksana burasının dışarı. Ne dışarı ne uğraya çıkmayan bura. Ulan burası dışarı. Ulan ben ölüp gezerim. Tamam gel gel. Yeter hava aldın. Çorudan bir sıkat ediver şimdi gene. Gel sana bir şey söyleyeceğim. Tamam gel bir şey söyleyeceğim sana. Benim çocuğum çalın bura mı gelen olur diye bana. Dört ekme hakkı verdiler dün. Ben değineme dedim, yeri değinap dedim. Benim çocuğum telefon açtı, jandarma varmış dedim. Gücün git evine. Ben kapıyı dışarı çıkmadım. Buradan gelmezsen ben öleceğim. Tamam. Hakim edildi. Hakim tamam. Yanılasın beni baba. Tamam. Neyse ona bunu şaka yapmıyorum ben sana. Şaka maka bilmem beni. Bakın ben deliriyatım Mehmet'in evinde. Şaka yapıyorum bak bu şaka. Şaka olsun olmasın. Beni öyle itneri hak etme. Bu ana dedi, seni dedi. Jandarmaya bir dil vereceğim dedi. Kim? Mehmet. Onlar da şaka yapma. Yapıyor. Ama aklım kalmadı. Sen şey kulağına tutuverdi. Jandarma diye ha? Sen olsan ne de? Şaka yapıyorlar, bir şey olmaz. Şaka olmaz, ben de şaka olmaz. Ben de şaka yaptım. Yok şey ben olmaz. Hastayım ya. Lan. Ben ona ulaşıyorum. Bir şey olmaz. Ben... Kapıyı dışarı çıkmadım. Sen dışarı çıkmadın değil mi? Çıkmadım. Kim yazacak bu cezayı çıkmadıysan? Bak, yalan ben sana şaka yaptım. Şaka olmuş. Bugün günlerde şaka günüymüş. Şaka olmuş. Dünyada herkes birbirine şaka yapıyormuş. Bak ben öyle diyorum. Ben de sana şaka yaptım. Ama inandın ha. İnanma ne? Ciğerim koptu. Karı yemem derdim. Para ödemeden değil be. Gel bir sarıl bakayım gel. Sarılma ben gel. Param olsun senin gibi köpek. Sen şunu hırtmadın da şunu hırtamadın sen de erkeği değil senin. Nereden belli? Lan ne öğreneceğim beni çalışma. Şunu hırtmadın da sen neden belli? Kim aldı kim çalmasın bu öğretim. Ben... Lan sen de şey mi çeken sen de. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Babaannem zaten hiç dışarı çıkmıyor. Kendisi de videoda bahsediyor zaten hiç çıkmadığını söylüyor. Dışarıdan su içmek için bile bizi arıyor çıkabilir miyim diye. Yani gerçekten dikkat ediyor. Biz de onu evine götürürken ya da bize getirirken arabayla getirip götürüyoruz. O hususta dikkat ediyoruz. Biraz 86 yaş için ağır bir şaka olabilir ama güzel bir şakaydı. Bu annem benim güçlü bir insan. Kaldırabileceğini düşündüğüm için böyle bir şaka yaptım zaten. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi... Listedeki isimler için aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Çok güzel isimler seçtim. Bunlar kim demedi hiç ya. Kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.